11'de Patronlar Okulu'nun 26 Ocak'ta Çıran Sarayı'nda ilk toplantısını yaptım. Daha hayalini 2010'da kurmaya başlamıştım. Bugün hayallerimin gününü gerçekleştiriyorum. <laughs> Bu koltukta oturmasını istediğim ilk sıradaki insanlardan birisi. 4 Ekim'de Sani Şener'le bir program yaptık hmm. burada. Katılan arkadaşlarım bilir. Ben o gün dedim ki, hayatımda peşinden koştuğum tek erkek dedim. <laughs> Üç yıl boyunca ara ara ben Sani Bey ne zaman, Sani Bey ne zaman dedim. O da hep şu zaman, şu zaman itti, itti. Üç yıl daha önce 4 Ekim'de yaptık. Sani Bey'in peşinden koşmamışım ben. Bankanıza hesap açtırdım, para yatırdım. Ee, bana giyindim bugün. <laughs> ya bir daha <laughs> e, valla da? Yani bir sinerji oluştu. ara Bir sinerji oluştu karşılıklı. Ya Murat Bey'den özel bir şey öğrendim, hediye aldım sonra vereceğim. Ya boş değilim. Benim hakkımda duygularınızın böyle olduğunu bilseydik <laughs> daha evvel <iyi> arardım. <laughs> Hüsnü Bey beni süründürdü. <laughs> öyle bir yoğunluğu var ki, öyle çalışan bir adam ki. Ben minnet duyuyorum, şu dakikaları bize ayırdığınız için rica çok ederim. sağ olun. Yani normalde benim iki tane prensibim var. Çünkü burada bu akşam biz iş prensipleri falan da konuşacağız ya, az da olsa... Para almadan bu işi yapmıyorum. Yo hazır hazır. Bunu, bunu yani şimdi böyle bir şey talep etmedim sizden. Şu anda da konuşmaya başlamadan önce bence artık bu konuda bir kontrat yapma <laughs> zamanı geçti. İkincisi de. Ee, bu yani. turiz, tu, turizm krizi başladıktan itibaren e, bu toplantıları Suis Otel'de olması kaydıyla konuşuyorum. <laughs> Çünkü hepimizin ciddi <laughs> ciroya ihtiyacı var. Sizlerin olduğu gibi hepinizin. Mesut Bey, Şöyle düşünün. Dostlar oturma odasında Toplandık. Basından kimse yok. Buradan sır çıkmaz. Biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz. Hiç ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz şey nasıl yaptığınız. Lütfen bizimle bunu paylaşın. Ee, yaşadığınız deneyimler bizim için çok kıymetli. Parayla satın alınamayacak şeyler. Ve burada sizi can kulağıyla dinleyen, sizin için gelen, sizden bir şey alabilelim, ilham kaynağı olun, unuttuklarımızı öğrenelim diye gelen dostlarınız, patron arkadaşlarınız var. Sizin dilinizi anlayacak arkadaşlar tamam. var. Biz interaktif sohbet yapıyoruz. Ee, ben Çok iyi, tercih ederim. Moderatör değilim. Benim burada görevim bu interaktifi tamam. sağlayabilmek. Ee, ara ara girip size sorular sorarız mutlaka arkadaşlar. Tabii. Hepinizden rica ediyorum. Ee, keşke bunu sorsaydım diye çıkmayın buradan. <gülüyor> Hayır <gülüyor> Hazır yani, yani bence... bu kadar yakınken hep beraber konuşalım. Bu arada onlar da... Benim söylediğim bir takım şeylere kendi tecrübelerini de katarlarsa bunları Lütfen. herkes istifade eder. Lütfen. Kusur belirtip istifade ederek ayrılsın tabii, bizden. Tabii. çok <laughs> isterim. Gönlünüz nereden istiyorsa oradan başlayın. 87 yılında ben 10 yaşındayken kurmuşsunuz bir boardingi ama <laughs> daha önce 87'de bankayı kurdum. Evet, öncesinden Ben ee, 40 olurdu. yaşındaydım bankayı kurduğum zaman. Tabii çok geriye baktığım zaman bazı şeyler var ki hayatta bir daha olmaz. Yani orada bütün şartlar yerine geldi ve ben nasıl yapabildiysem o bankayı kurdum. Bir profesyonel yöneticiye ilk defa sıfırdan bir banka kurma izni verildi. Diyeceksiniz ki ya politik ilişkileriniz mi vardı, ne oldu falan. Hiç öyle bir şey yoktu. Bana banka kurma izni, ilk defa söylüyorum bunu çünkü topluluk küçük, basın yok diyorsunuz. Ekonomi Bakanı'ndan, bu kitabımda da var ismiyle. Sizden dedim bir mavi boncuk istiyorum. Nedir dedi. Bir banka kurma izni istiyorum dedim bana aynen şöyle söyledi kendisi. Size vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Kelimeler bu kadar basit. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir banka kuruma izninin bu informality içinde, bu samimiyet içinde e, veririz denmesi. Ve yanında başka hiçbir bürokrat yok. Ekonomi Bakanı one and one is yani karşılıklı. Öyle kurdum bankayı ben. Şimdi o koşulların bir daha oluşması yani 8 milyon dolar sermayeyle bugün bu bir villa parası İstanbul'da. O da yalı değil yani villa. Boğaza bakan yukarıdan bir yerden. Ve benim de bir buçuk milyon dolarım var. O kadar. Cash. Pamukbank'ta Bank'ta yapı kredide 13 yıl genel müdürlük yaptım. Ama ben bende olan tek şey ki iş hayatında bu en önemli şeydir. Network'tu. O network'ta Pamukbank ve yapı kredide 13 yıl çalışmam esnasında tanıştığım, destek olduğum kurumsal müşteriler. O kadar enteresandır ki 87'de ve 88'de İzmir'i açtım Eylül'de. 95'e kadar 5. şubeyi açmadım. Bu da Allah'ın bana yardımıydı. Çünkü açmış olsaydım bazı bankacı arkadaşlarımın yaptığı gibi 30-40 tane otomatikman mevduat toplamaya başlayacaktım. 94'te de 94 kriziyle de Beret amin olacaktık. Bir de tabii çok genç bir kadro kurdum. O yıllar içinde geriye baktığım zaman onların bir tecrübe kazanması, birbirine alışması, ortak bir kurumsal kültür oluşturmalarına da bir zaman tanıdı bu geriye baktığım zaman. Aslında dönsem aynı stratejilerle mi başlardım o da bir şey muamma. Yani enteresan bir şekilde Yapı Kredi ve Pamuk Pamukbank'ta 13 sene genel müdürlük yapmama rağmen hiç oradan pek kimse almadım. Citi elemanlar aldım. Çünkü geleceğin bankasını kurmak istedim. Ya yani çok İngilizce konuşan insan seçmek istedim. Sadece iyi bir undergraduate dil MBA yapmış ol olacak insanları seçmek istedim. Top seviyede hakikaten hem işte Ömer Aras, Feyzi Bozer, Özden Başaran bunların hepsi Amerika'dan MBA'li e, gençlerdi. Çok enteresan ki ilk aldığım 24 kişiden 15'i Citibank'lıydı. 19 sene sonra Stiban kadrosuyla kurduğum bankayı Stiban almaya geldi. Dört <laughs> buçuk milyar verdiler. Neden satmadın? Çünkü MBG beş buçuk verdi. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyi böyle çok iyi fiyata sattığınız zaman benim finans bankı yaptığım gibi bu akşam hepimizin belki de bildiği belki de bilmediği ya benim kadar bunu çok yoğun yaşamayan aranızdakiler böyle çok başarılı bir iş yaptığınız zaman genel olarak ya en er işte ben başarılı olurum havasına kapıldığınız anda o zaman işte problemler başlıyor. Yani o anda cash pozisyonunuza bakmadan ihtiyacın var yok demeden bir iş kıvamındayken onu satmanız lazım. Bir de tabii bunun öbür tarafı var. Kıvamında da olamayacaksa onu da Kapatmanız lazım. <laughs> yani çünkü ben Özyurt Üniversitesi'nde ilk defa olarak bir başarısızlık zirvesi yaptım. <laughs> ve işte Ali Samancı geldi, Emre Kurttepe'li geldi. Onlar tabii internetçi olduğu için onlar daha çok küçük hatalar yapıyorlar girdikleri işlerde. Ama bir tanesi parlayınca iyi oluyor. Kendinize de çok güvendiğiniz zaman o her işi yaparım havasına girdiğiniz anda ve bilmediğiniz sektörlere girdiğiniz anda ve siz bilmiyorsunuz. Bilmediğin sektöre gittiğiniz anda ortak da seçemezsiniz, yönetici de seçemezsiniz. Yurt dışında, hastane işinde çok büyük potansiyel var. Bilhassa Doğu Avrupa'da, acaba demiş de Bulgaristan'a gitti. Çünkü sağlık hizmetleri orada, Rusya'da falan çok. Türkiye'nin 15-20 yıl öncesi gibi. Yabancı sermaye daha oralara girmedi pek, o ülkelere mesela. Yurt dışında başlayıp kapattığımız işler de oldu. Bunlar bilmediğimiz işler. Bu güven geliyor ya insana, onu da yaparım falan. Ve para da var. Mesela gittik biz Rusya'da, inanmayacaksınız. Söyledim ben birkaç defa bunu, duymuş olabilirsiniz. Ruslara İngilizce öğretmeye kalktık. Biraz <laughs> gülesiniz diye anlatayım. Wall Street Institute diye. Çok basit bir iş gibi gözüküyor ama... Aslında ayda da böyle... 300-400-500 paket satıyorduk. Ama bir türlü kâra geçiremedik. O benim sattığım şirketler arasında bütün koyduğum para gitti. Üstüne de e, alan kişi dedi ki bu şirketin içine de 1 milyon 750 bin dolarda cash koyun. Öyle almak istiyorum dedi. Ve peki dedik koyduk. <gülüyor> <gülüyor> i̇çine paralı bir şirket sattık. <laughs> Çıkar adam yani önümüzdeki 5-6 ay EBITDA açığı vereceğim dedi. Ya yani bir işten kurtulmaya karar verdiğiniz zaman maliyetine bakmayacaksınız. Yöneticilerimin bilmediği bir işse, benim de bilmediğim bir işse... O işi ben drive edersem hata oluyor. Kendi kafanıza göre gidiyorsunuz, tarafınızdaki insanlar da yani genelde size pek karışmak istiyorlar da e, siz kendi kafanıza göre gitmeye devam ederseniz duvara çarpıyorsunuz. 136 şubeden 65 şubeye indik iki sene içinde. 5500 personelden 2800'e indik. Daha fazla inemiyoruz çünkü franchise değeri gidecek bankanın o zaman, o zaman ya yani otomobil kredisi veremeyeceğiz, bireysel kredi veremeyeceğiz çünkü orada her türlü 1 milyon kredi kartımız var falan, bayağı orada biz bir bankayız. Onlara gurur duyuyorum ben çünkü yurt dışında bütün Türk bankalarını toplayın, devlet bankaları dahil. Bizim onlardan fazla şubemiz var. Çin'i sormaktan olmaz. <laughs> Çin'de hata. Çin'de de kendine aşırı güven burada yaptım, Romanya'da yaptım, Moldova'da yaptım. Moldova en iyi alışveriş merkezlerimizden biri. Milliyet Gazetesi Songül Hatasarı Özye'nin Avrupa'nın en fakir ülkesinde alışveriş merkezi açtı. <laughs> açtı diye başlattı. Ama çok memnunuz, çok istikrarlı. Tek alışveriş merkezi bütün Moldova'da, Çişnav'da. Borçsuz bir alışveriş merkezi. Orada mağaza açmak isteyen perakendicilere kursluk satışı yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü borcumuz yok. Döviz borcumuz. İnsan yönetmekten konuşalım biraz da. Ortaklar nasıl anlaşıyorsunuz? Profesyonelleri nasıl seçiyorsunuz? Bana kaldığında, ya yani patrona tek adama kaldığında karışamıyorlar. Karışmak isteseler Ya şimdi değişiyor tabii. Benim de tabiatım çok değişti onlar Çok zor bir şey insan yönetmek. Bir sanat. Perakende de başarı için üç tane önemli unsur var. Location, location, location. Ben de şunu söylüyorum. Bir işte başarılı olmak için üç tane unsuru var. İnsan kaynağı, insan kaynağı, insan kaynağı. Her iş yapan onlar. Gider gibi görmeyeceksiniz. Ya bir sermaye gibi göreceksiniz. Mesela FIBA Banka'ya baktığınız zaman her sene 60-70 tane yönetici adayına ihtiyacı var. Yani böyle üniversiteden fresh alıp ona çok inanıyoruz biz. Hani 25'er kişilik sınıflarda üç ya iki grup yetiştirmek. Bizim oradaki insan kaynağı müdürümüz hep bana işte Bey biz 60 kişi yeter der. Ben 120 kişi al derim ona. Birinci hafta biz eğitimde Özgün Üniversitesi'nde yazın yatakhanelerde kalarak spor yaparak onları kaynaştırarak böyle takım e, hali. takım haline sokmaya çalışıyoruz işe başlamadan. Bunlara çok önem veriyoruz. Her sene enflasyon zammı verilir ya. Biz bu elemanlara gözümüz gibi bakıyoruz. 6 ay sonra Jack Welch usulü. Aldığımız 120 kişinin 12 tanesine %10 ilave zam yapıyoruz. Enflasyon zammı hariç. Onlar yıl sonunda yine %8'i, %9'u alıyorlar. Ekstra film gibi. Performans. Bu çocuklar parlak, bu çocuklar işe çok sarılıyorlar. Bu çocuklar, bu 12 kişi diğer 108 kişiden farklı, 120 kişi arasından. Bir %10'da da %5 zam yapıyoruz ya, ilave. Tamamen iyi mücevherleri seçiyorsunuz. Onların farklı olduklarını göstermek istiyoruz. Hı -hı. Diğer de duysa problem değil diyoruz. Onlar da o gayreti göstersinler, o başarıyı göstersinler, oluyor. örnek olsunlar. Retain etmek istiyoruz. Onların bizde ayrılmasını istemiyoruz. Adiyetlik istiyoruz. Aynen, Adiyetin aynen. Olsunlar. Yani şey çok önemli. Bu bu insan kaynağı planlaması çok önemli. Çünkü kendi yetiştirdiğiniz eleman eğer doğru yetiştirirseniz hiçbir zaman dışarıdan aldığınız bir eleman gibi olmuyor. Dışarıda da çok değerli elemanlar var. Tabii dışarıda eleman almıyormuş, alıyoruz tabii. Ama aldığımız elemanlar böyle operasyoncu olmuyorlar. Bir portföyü olan bir eleman alıyoruz yani. Şubemiz yok. Atıyorum Eskişehir'de şube açacağız. Şimdi biz de Eskişehir piyasasını bilmeyen birini yollasak oraya adapte olması, müşterinin ona güvenmesi, onun müşterileri tanıması filan 2-3 yıl alacak. Onun için orada başka bir bankada başarılı olmuş bir eleman alıyoruz. O da yanında bir iki kişi daha getiriyor. Biz yani onlara işte bu yönetici adaylarını falan veriyoruz ki onlar yıllar içinde bir yere gelsinler. Şöyle aykırı şeyler de yaptım ben hep. Çoğu da çok iyi oldu. Oya mesela bizim merkez şube müdürüydü. Belki biliyorsunuz bunları. Bir gün çağırdım dedim ki oya dedim seni de Spencer'a genel müdür yapacağım. Marcelin Spencer'ın üç mağazası vardı. Oya ağlamaya başladı. Oya da meğerse yani tabii haklı olarak bankada genel müdür yardımcısı olma hayali içinde. 3 mağazalı bir şeyin ben de, de bilmem ki bu işleri falan. Yani şimdi yönetici yöneticidir. Ben buna hep şey örneğini veriyorum. IBM'de Lou Gessner diye bir genel müdür tayin olmuştu. Şimdi IBM'de o zaman 130 bin kişi çalışıyordu. IBM kendi içinden genel müdür bulamadı. Bir Head hunter buldu. O headhunter Lou Gessner'i RJ Nabisco şirketinden aldı. Oraya koydu IBM yönetim kurulu. Adam çok başarılı oldu Lou Gessner. Adam teknolojiyle falan hiç alakası yok. IBM'i biraz hardware satışından, biraz danışmanlık işlerine yöneltti. Başka gelirler yarattı falan filan. Yönetmeyi Yani iyi yönetici iyi yöneticidir. Ben Amerika'dan geldim Türkiye'ye. Hiçbir bankada çalışmamıştım. Keşke çalışsaydım. Çünkü tabii Harvard Business School'dan çıkınca Citibank ona iş teklifi yaptı. Bankers Trust vardı o zaman. Yaptı. Hepsi yaptı. Ve Ben gittim bir danışmanlık şirketinde çalıştım. Üç sene. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Eczacı başına giriyordum az daha. Rahmetli Necat Bey, benimle üç defa konuştu. Koca adam. Türkiye'nin ilk 3-4 üç, üç, sanayicisinden beri o zaman. Bana iş teklifi yaptı. Tam anlaşmaya gidiyordum. Taksim'den doğmuşa indim. Şişli'de indim. Eczacıbaşı'nın binası vardı. Wall Street Institute'un oralarda. Holding o zaman oradaydı. Yarım saatim daha vardı. Şu Mehmet'e bir uğrayayım. Mehmet Karamet benim sınıf arkadaşım. Mehmet'i 12 yıl görmemiştim. 16 yaşında ayrıldık. Ne, ne gördüm, ne mektup yazdım, ne bir şey yaptım. Çat kapı uğradı. Çat kapı nasılsın, iyisi, ne yaptın ettin oradaydık buradaydık falan. Ne yapıyorsun dedi. başına gidiyorum imzalamaya gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Bana mektup yazdı. Üç tane iş teklif ediyor. Burada çalışacaksın dedi. Yatakhane arkadaşlığı böyle oluyor. Ve yani düşünebiliyor musunuz? Ben 29 yaşındayım ve bana banka alıyorum dedi. Adını da söylemedi o zaman. Nisan'da alacağım bankayı dedi. Senin yönetim kurulunu alacağım orada. Şunu yapacağız. Holding'de CFO olursun falan. Evet, şimdi dedim, ben hiçbir hiç bankada şimdi kadar çalışmadım dedim. Bankacılığı bilmiyorum. Okudum dedim biraz bankacılığı. Hatta dedim Türk, herhangi bir Türk bankasında hesabım yok dedim. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya Amerika'dan gelmişim iki <laughs> ay önce. 10 sene sonra gelmişim. Amerika'dan. Ve yönetim kuruluna girdim. 3 sene yönetim kuruluna çalıştım. Sonra gördük ki ben koşturuyorum. Libya, Irak falan her yere gidip geliyorum. Bankayı geliştiriyoruz sene 1979'da Pamukbank İstanbul Kurumlar Vergisinde Shell Oil Company ile Akbank'la aynı vergiyi ödedi. Öyle para kazanmıştık o sene. Oraya kadar getirmiştik işi. Sonra Kastelli, başka şeyler oldu falan filan. Mehmet'in yurt dışında ikamet etmesi gerekti benim yaşımdakiler bilirler. falan şey oldu Pamukbank sonra. Mehmet Bey, nasılsınız şimdi? Çok iyiyiz. Daha bugün konuştum. Ben bildiğim bir şey var. Hala birbirinize bir şeyler danışır mısınız? nasıl danışmayız ya? Çok, artık çocukluk arkadaşlar öyle oluyor. Ne güzel. Tabii Mehmet'in benim hayatımda inanılmaz bir rolü var. Yani o olmasaydı ben buralarda olmaz. Yolunuzu çizmiş gibi bir şey olmuş. Yolumu çizmiş. Tam Sliding Doors diye vardı ya. Eşim Ayşe'ni de orada tanıdım. Orada da Osman Berkmen'in asistanıydı. İşte biliyor musunuz? Hizacı başına girsem onu da tanımayacaktım. Hiç görmemiştim. Hadi kader. Sayın. Yürü Yakup demiş Allah yürümüşsünüz siz de. Evet. <laughs> Cebinizde para var mı? Var. Değişti kuş yapabilir miyim sizinle? Tabii tabii. Kalem de verir misin? Yüz bayağı param var ya. Ama ben yüz istiyorum bende yok başka. Ben yani kredi kartı taşımıyorum kalem, sadece. Kalem Ne yapacağım kredi. onu o imza alacak mıyım? Onu imzalayayım ben size bunu vereyim. Ben imzalamasam olur herhalde. Ben ben... <laughs> Ben aslında Sevgilim para imzalamayı benim. seviyorum. İki ay önce e, Dubai'deydik eşimle. E, Nusret'e gittik. Nusret yoktu çünkü evet. o Perşembe akşamı gidiyormuş, Cumartesi dinliyormuş. Pazar akşamı gittik Mersin. Ben imzalamadım. E, İmzalı sanatı. <laughs> <tabii gülüyor> yok o da. yok kullanırsınız öyle. Orada da böyle bir siftah evet. şey vardır ya. Yani, ben bunlara inanıyorum ben de. Para imzalayıp bıraktım orada. Türkiye'nin yan yana oturuyor. O parayı birisi götürdü herhalde orada. Çünkü Nusret beni sonra hiç aramadı ya. İşte böyle, böyle bir şey yapmışsın diye. Sağ olun <laughs> hocam. İmzaladı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Finansbank kurduğumdan beri 50 bin kişi işe almışım. Bunların hepsi üniversite mezunu. Finansbank şu anda 12 bin kişi. Bir 8-10 bin kişi girmiş çıkmış. Yani oraya bir 22 bin kişi alınmış ben başladığımdan beri. Rusya'da 10 bin kişi aldım. Bir ara 5.500'e çıkmıştık. Çünkü orada da bir shift turnover vardı. Şu anda 2600. Hepsi kalmadı da benim aldığım yerde. Romanya'da bir ara 3.000'e çıktık. Şimdi 890'ız. Ege'mada bir 2-3.000 kişi e çalışıyordu. Bir bununla iftar ediyorum ben. 50.000 bin 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 üniversite bin. mezunu aldığım için. Bir de iftar ettiğim bir konu. Şimdiye kadar Türkiye'ye 7 milyar dolar yabancı sermaye getirmiş. Bunu da yapan biri olduğunu zannetmiyorum. 7 milyar doların geliş tarzı enteresan. Türkiye herhangi bir franchise satmadan Türk Telekom gibi veya bir aktif satmadan Tüpraş gibi. Herkes insan kaynağı diyebilir ama bundan daha çarpıcı örnek olamaz yani. İnsan kaynağının yarattığı değer oldu bu. Sadece insan kaynağı. Ha. Bak burada <laughs> kaç paraydı idi? 10 <laughs> dolar bıraktıysam ben. Yok yok 100 dolar imza aldım ya. 100 dolar 100 dolar imza bırakmış. Çok selam söyle. <laughs> Oldu. Çok selamlar Nusret. Direkt ayağını oraya da sürdü. Biliyor musun? Orada kasada para var. Bu akşam ara telefonla lütfen. <laughs> tamam canım. Ayağın taşa çarpmasın. Hadi eyvallah. Eyvallah. Fibas sigorta, şimdi son Japan. Orada daha akıllı davrandık ve yüzde onlu ben genel müdüre tahsis ettim. Dedim sen bunu istediğin gibi dağıt. Sermaye sizin olsun ama işte ben 250 bini ben vereyim. 250 de siz verin yani yöneticiler olarak. Bütün ekibi sen seç dedim. Çünkü bizim orada genel müdürümüz Aksa sigortanın genel müdürüydü. Bu şirketin sermayesini sonra büyüdükçe 5 milyona 40 milyona çıkardık. Ve ben tabii kimseyi dilute etmedim. Yani herkese Libor'la çok düşük bir faizle borç verdik. Ve onların sermayeleri 5 milyondan işte 4, 500 bin liradan 4 milyona çıktı falan. Sonra şirketi 500 milyona sattık. 7-8 sene sonra. 40 milyon da temettü dağıttık satmadan önce. Yani herkes koyduğu parayı aldı. Yöneticiler de aldı. Ve de yöneticiler borçlarını verdi bizim bankaya. ondan sonra da onlara da ne kaldı? 45 milyon kaldı. Bir de 5'te temettü almışlardı zaten. 5 milyon karşı 50 milyon para kazandı onlar da. Benim yaptığım çok güzel işlerden biridir bu, biridir. Hem yöneticilerimin açısından hem kendi açımdan. Yani bir işi iyi, doğru yönetici, doğru insan kaynağı seçtiğiniz zaman belli bir sektörde neler olabileceğini gösteriyor. Fakat ben iş bankası kurumsal müdürlerle bir konuşma yaptım 15 gün. Bir ay önce şeyde gene bu otelde bin kişi falan vardı. Orada bu hikayeyi anlattım. Ertesi gün beni aradı. Hüsnü e de ilk defa bir şirket sattınız dedi. Sizden sonra çok değerlendi dedi. Çok memnun oldum dedim. Anlattı bana rakamları. İnanılmaz büyütmüş şirketi iftihar ettim. <laughs> Hiçbir zaman niye de keşke satmasaydım demedim. <laughs> Ama yani çok şeyler olabiliyor böyle. Bütün bu benle çalışan, benden arayan yöneticilerle her zaman temastayım. Bir buçuk ay önce bizim tepede, Robert Kolej'de bir gece yapıldı. Finansbank Treasury'sinden geçmiş 120 tane fon yöneticisi. Türkiye'de dünyaya yayılmış. Londra'da, Moskova'da her yerde çalışıyorlar. Büyük bankaların treasurları. Buna da iftihar ediyorum ben yani. Finans Bank'ta bizim yetiştirdiğimiz Kerim Rota. Akbank'ta genel duruyor yani düşünebiliyor işte biliyor musunuz? Ya, Akbank bizde yetişmiş. Faik, Yapı genel müdür. Bizde Account Officer'da, Elmadağ Şubesi'nde. Ee, çok bankacı yetiştirdik. Şeyleri saymıyorum eskileri. Ural Akışık, İbrahim Betül, Akın Öngör. Yani onlar hiç bankacılıkta değildi. Onlarla başladım Pamuk Bank'ta. Onlar da işte benim gibi bankacılığı bilmiyorlardı. Onlar da korktular bu sektöre girerken. Dedim ki ya ben de bilmiyordum bu işi. Hep beraber öğreneceğiz. Ama istiyordum ki ben ya Orta Doğu Boğaziçi mezunları bankacılığa girsin artık. Çünkü dedim onlar sonra iyi üniversite mezunları çekerler buraya dedim yani. Lokomotif lazım çünkü herkes biraz daha evvelki mezunları takip ediyor. İyi bir yönetici daha evvel verdiğim misalle İlla da o sektörde bilmesi şart değil. Tepe yöneticisi ise tabii. Çabuk öğrenin. En son yaptığım şey, o da ilk defa yapıldı Türkiye'de. FIBA Banka'ya genel müdürü FIBA emeklilikten tayin ettim. O da çok aykırı bir şey bizim sektörde. O da hiç bankacılık yapmamış. Garanti emeklilikte yetişmiş. Orada operasyona bakan. Sonra bizim FIBA emekliliğe genel müdür oldu. Sıfırdan gene kurduğumuz bir şirket. Dört sene önce. Onu o kadar iyi yönettik ki hem sadece onu yönetmedi. Bir de gitti. Ergo emekli aldı. Başka bir sigorta şirketi aldı falan. Bir baktık böyle biz ufacık bir şirketken 5-600 milyon fon yönetiyoruz. TL yani. Ondan sonra grubun mesela CRM projesine soyundu. Bunu ben yapayım falan. O kadar iş arasında. İşte call center'da ben kurayım gruba falan. Böyle kendisi böyle gönüllü oldu. Bir takım grup işlerine de. İş içinde girişimci oldu. Ha, iş içinde girişimci oldu. Dijital şey, IT'ye aklı çok eriyor falan. toplandık ya, yani aklımıza o geldi grubun içinde. Onu yapalım dedik yani, onu deniyor. Şimdi başladı, yeni başladı 15 gün önce. Ya yani bu aykırı yaptığımız işlerden biri de oldu. Çok yeni olduğu için onu da anlatmak istedim. Belki bilmiyorsunuz diye, taze bir haber bu. Sizi <laughs> kimler kazıkladı onu soracağım. Yöneticilerden <laughs> mi? Ha, her yerden Öyleyse, olabilir. Keşke, keşkelerinizi soracağım. Hı. Şimdi Onları en büyük keşkem Türksel. Ha, evet. Ama şey, <laughs> Gel düşünün. Şimdi bazı işler ben belki de 29 yaşında Pamuk Bank'ın yönet kurulu üyesi olduğum için 32 yaşında da bankanın genel müdürü olduğum için benim dostum rahmetli Mustafa değildi. Sonradan dost olduk tabi. Rami Bey bile değildi. Vehbi koçtu. Diyeceksin ki ya sen Vehbi Bey kim sen kimsin? E ben şimdi Tukay Apartmanı'nda Yeniköy'de Vehbi Bey dördüncü katta oturuyordu. Ben ikinci katta oturuyordum. Olsun. Her cumartesi beni çıkar, çağırırdı yukarıya. Beraber iki tane viski içerdik. Sohbet ederdik. <laughs> Dostluk, gerçek bir dostum vardı bir ile Bey'le. Beni Aile Sağlığı Vakfı e, da aldı yönetim kuruluna. Beni yani bir e, şeyi şey olarak gördü. Ne diyeyim? E, arkadaşı gibi. Ve <laughs> sonra geriye baktığım zaman da hep o sohbetlerde ben ondan bir şeyler soracağıma hep o bana sorardı. Bu da çok önemli bir şey. Ve neler sorardı? Hep öğrenmek isterdi o yaşında. Ben gittikten sonra da hep asistanı vardı, bir hanım evde kalıyordu. Not tutarmış falan, memo yazarmış. Çünkü bana mesela pamuk bankaya yani gelen Yardımcıları maaşlarını sorardı. Hani acaba ben Beypikoç olarak fazla veriyorum? Merak gibi değil. Merak gibi değil, analitik olarak sorardı. Yani bir sonuca müteahhit olarak müthiş bir beyindi, müthiş bir sense of humor'u olan birisiydi. Ve hep benim bankamı açtı. Sabah 9'da aradım. Onda açıyoruz dedim. Geldi. Abi ya çıkıyor, <laughs> bir şey. Bir binanın 6. 7. katında banka açıyoruz. Şubeyi de tutmamışım hani masraf olmasın diye zemin katı İnönü Caddesi'nden. Onda geldi. Seremoniyel bir takım şeyler yaptık. İlk finansman kredisini şeye verdik. Kendisi de Tat Konservatuarı, TAT'ın hala Yönetim Kurulu Başkanıydı. Bankayı açtırmış 4 sene olmuş. Ya Vehbi dedim, bizim bankada siz hiç bir hesap açmadınız dedim. Çalın çalım üstü be, ne faiz veriyorsun dedi. Ben de öyle bir faiz söyledim ki, hani açmaması mümkün değil. Ne kadar yatırayım dedi. Ben de fazla bir şey söylemek istemedim sanki bankanın ihtiyacı varmış gibi. Dedim ki sizin hesap açmanız önemli. Bankada herkese moral olacak dedim. 250 bin dolarlık bir hesap açarsanız çok memnun olurum dedi. Hemen ilgileniyorum dedi. E faiz veriyorsun dedi. Orada Türkiye'de faizler dolarda 3,5 filandı. Bey Bey dedim size özel. Siz bu bankayı açtınız. Size yüzde altı faiz veriyorum dedim. Ertesi gün beni Vehbi aramadı. Koç Genel Müdürü Tevfik Altınok aradı. Eski hazine müsteşarı. Eski <laughs> hazine müsteşarı da olduğu için yani biz kapısı da gider böyle beklerdik onu. Ya üstü kardeşim sen ne yaptın dedi. Ne oldu ya dedi. ne oldu Tevfik Bey dedim. Sayın müsteşarım ne, ne oldu dedim. Ya dedi, bizde epey bir sürü parası var dedi faizi altı istiyor şimdi dedi. <laughs> Bana bir kuruş para gelmedi ha. Hiç, haber yok.